Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu, bir soru serisine hızla devam ediyoruz. Bugün çok güzel ama gerçek manada altını çizerek söylüyorum. Çok güzel bir fonksiyon ve aynı zamanda olasılık sorusu çözüyoruz. Yani arkadaşlar ikili combo diyebiliriz biz buna. Gerçekten çok güzel, çok hayran olduğum bir soru. Sizin de hem soruyu hem de bunun çözümünü görmenizi istedim. Dileyen videoyu durdurup önce kendisi çözmeye çalışıp eğer müsaitse bir kağıdı kalemi varsa hemen elinin altında durdursun arkadaşlarım önce kendisi çözmeye çalışsın. Çözemezse de veya çözerse de yine de çözümü öğrenmek için videoyu devam ettirebilirsiniz. Geçelim sorumuza. Şimdi arkadaşlarım demiş ki bize A kümesi verilmiş. 1'den 5'e kadar olan rakamlardan oluşuyor bu küme. A, B, C, D de bu A kümesinin elemanları birbirinden farklı olma şartı falan aranmıyor tabii ki fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. fx fonksiyonumuz burada bakın 2x kare artı ax artı b ve gx fonksiyonumuz da 2x kare artı cx artı d olarak bize verilmiş. Diyor ki f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin kesişmeme olasılığı soruluyor. Hmm. Şimdi ben grafiklerin kesiştikleri, kesişmedikleri noktaları nasıl buluyordum, nasıl ayarlıyordum? Diyordum ki bunlar eğer kesişiyorlarsa kesiştikleri noktaları bir kere bulabilmek için, apsislerini bulabilmek için ben bu fonksiyonları birbirine eşitlemem lazım. E şimdi bunlar kesişmiyorlarmış ya. O zaman ben bunları birbirine eşitlerim. Bakın 2x kare artı ax artı b eşittir 2x kare artı cx artı d diyeceğim, tamam mı? Sonra diyeceğim ki bu benim bulduğum denklemin inanın hiçbir kökü yoktur diyeceğim. Niye? Kökü olursa kesişirler kesişmeme olasılığı soruluyor. Ben bunları kesiştirmemeye çalışacağım. Şimdi her iki tarafta 2x kare olduğunu görüyorsunuz. Bir kere bunlar gider. Peki Pekala. Geriye kalan ifade ne? ax artı b eşittir cx artı d. Şimdi bu ne oldu arkadaşlarım? Bu sevgili gençler. Ikinci, birinci dereceden bir denklem oldu. Birinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem oldu. Pekala bu birinci dereceden bir bilinmeyen denklemin hiçbir kökünün olmamasını istiyorum. Ee, şimdi bak burada öğrencilerin genel düştüğü hatayı ve genel olarak genel olarak, bunu genelleyebilirim. Genel olarak sevgili gençler sizler şunu biliyorsunuz. O hatayı düştüğünüz hatayı söyleyeceğim. İkinci dereceden bir denklemin hiçbir kökünün olmaması için dediğim anda hocam delta sıfırdan küçüktür diyecek öğrenciler tanıyorum ben ama aynı öğrenci bazen şunu söyleyemiyor. Birinci dereceden denklemin kökü yoksa o zaman ne olacak dediğim zaman Orada bir düşünüyor. Düşünmeyin arkadaşlar. Haklınıza hemen gelsin ki şunu yapacağız. Birinci dereceden bir denklemin kökü yoksa aha da şunlar birbirine eşit olacaklar. Tamam. B ile de birbirinden farklı olacak. Bu nasıl mümkün? Mesela 5x artı 3 eşittir 5x artı 2 dersem örnek veriyorum. Buradaki 5x'ler gider. Saçma sapan biçimde 3, esit, 3 eşittir 2 kaldı. He, demek ki bunu anlıyoruz ki bunun çözüm kümesi boş küme. Niye? 3-2'ye 3, eşit olamaz. O halde ben ne diyecekmişim? A ile C'nin birbirine eşit olmasını isteyeceğim. B ile D'nin birbirinden farklı olmasını isteyeceğim. İşte sorunun tüm anahtarı burasıydı. A ile C birbirine eşit. B ile D birbirinden farklı olacak dedik. Pekala. Şimdi A, B hatta A, C b ve d'leri seçelim ve öyle bir seçelim ki yukarıda istediğimiz gibi seçelim. Yukarıda istenilen gibi seçelim ve sevgili gençler bu denklemin kesişmeme olasını hesaplayalım. İki fonksiyonun kesişme olasını hesaplayalım. Şimdi a ile c birbirine eşit olacak demiştik bunu biliyorsunuz. Ben bu a'yı ve c'yi nereden seçeceğim? 1 2 3 4 5'ten seçeceğim. Bunlar için bir tane sayı seçsem yeter? Çünkü birbirlerine eşit olacaklar zaten. A neyse C, c o olacak. C neyse A o olacak. Dolayısıyla ben bunlar için sadece bir tane seçerim. Yani 5'in birlisinden bir tane sayı seçtim. Şimdi B ile D'de birbirinden farklı olacak diye. B için sayı seçelim hadi beraber. 5 tane rakamdan bir tanesini seçtim. Ve daha sonrasında D için ne kaldı arkadaşlar? B'den farklı olacak diye. 4 rakamdan birisini seçmek zorunda kalacağım. Ve bunların hepsini çarparsam ...istedilen durum adedini bulurum ki 5'in birlisi 5'tir. 5'in birlisi 5'tir. 4'ün birlisi 4'tür. İstenilen durum adedi 5 çarpı 5 çarpı 4 yaptı. Peki bölü dedim. Daha sonrasında ne diyeceğim? Tüm durum sayısı. A için 5'in birlisi yani 5 farklı sayıdan birisi. C için 5 farklı sayıdan, B için 5 farklı sayıdan ve D için 5 farklı sayıdan birisini seçebilirim. Bu da bana tüm durumu verecektir. Sorumuzun cevabı hayırlı uğurlu olsun. Ne yapacağız? 5'ler gidecek, 5'ler gidecek. Cevap karşımızda artık 4 bölü 25 deriz. Ve cevap da Bursa seçeneği olur. Hayırlı işler. Evet gençler sonraki videoda sonraki güzel sorularda ve güzel çözümlerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.